Efendim, tüm emeklerin sendikası işte bütün bu sorunlar için toplam 100 bin imza topladı ve bu imza dilekçeleri meclise sunuldu. Bu meclise sunan komisyon arasında İbrahim Arslan CHP Eskişehir Milletvekili de bulunuyordu. Sayın Arslan, hoş geldiniz. Bu sıcak gelişmeyi bizlere değerlendirmenizi rica edeceğim. Birincisi, bugün ne hissettiniz bu 100 bin imzayı dilekçe komisyonuna aktarırken? Buyurunuz. Sayın Uyur, saygılar sunuyorum. Şahsınızda bizi izleyen tüm yurttaşlarımıza da en içten sevgilerimi sunmak istiyorum. Ne hissettiniz dediniz. Ben utandım. Uzun yıllardır emeklilerimiz eylem gerçekleştiriyor. Emeklilerimizi bir kere doğru tanımlamak lazım. Bu anlamda emeklilerimiz bizim kıdemlilerimiz. Her birimizin annesi, babası, amcası, kardeşi, dayısı, uzun yıllar bu ülkeye hizmet etmiş, hizmet vermiş yurttaşlarımız, onların ömürlerinin baharında mutlu olması, huzurlu olması, refah içinde yaşamasını sağlatmak, başta o milletin vekilleri olarak bizlerin temel görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, iktidarların ve siyaset yapan tüm kesimlerin temel görevleri. Ama ülkemizin geldiği noktada ne yazık ki kıdemlilerimiz, bırakınız refah içerisinde yaşamayı, ne yazık ki bunu çok üzülerek söylüyorum. Yapılan hesaplamalara göre açlık sınırının yarısı kadar bir maaşa ne yazık ki mahkum edilmiş vaziyette. Dediğim gibi ömürlerinin baharında huzuru yaşamaları gereken emeklilerimiz, torunlarının, çocuklarının yardımına muhtaç, onlardan harçlık bekleyen, ne yazık ki ek iş aramak ya da ek iş yapmak zorunda bırakılan çok geniş bir toplumsal kesim. Uzun zamandır emeklilerimiz farklı farklı sendikal alanda ya da dernekler altında örgütlü oldukları için mücadelelerini sergiliyorlardı. Onlardan bir tanesi olan tüm emeklilerinin sendikası genel başkanı ve MYK üyeleri dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ettiler. Ardından genel başkanımızı ve beraberinde genel başkan yardımcımız Sayın Gamze Taşçı Eranfendi'yi de ziyaret ederek bir hafta içerisinde, bakın o 100 bin imza uzun süreli bir kampanya değil, sadece bir hafta içerisinde toplanan imza sayısı, elbette emeklilerimiz çok geniş alanda gerek hükümet nezdinde, gerek muhalefet partileri, gerek kendi eylemlikleri nezdinde, gerek mevzuat çerçevesinde hak arama mücadelelerini gerçekleştirirken, bu mücadelelerden bir tanesi de anayasaca güvence altına alınmış olan ve bireylerimizin temel hak ve özgürlüklerinin, haklarının korunduğu, korunmasını talep edebileceği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Dilekçe Komisyonu'na bu imzalarını teslim ederek kendi temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını, mağduriyetlerinin giderilmesini, çözüm önerisi ve taleplerini bizimle paylaştılar. Biz de genel başkan yardımcımızla birlikte bu dilekçeleri işleme koydurduk. Ardından da takipçisi olacağız elbette. Peki dilekçe komisyonunda işleme bu dilekçelerin girmiş olması ne anlama geliyor? Yani bu taleplerin daha net bir şekilde aktarılması anlamına mı geliyor? İktidar buradan bir ders çıkarıp, evet 100 bin insan bir hafta içerisinde böyle bir itirazda bulunmuş, biz de zam yapalım mı iktidarı iter? Bunun anlamı nedir? Bu iyimser yaklaşımınızı destekler nitelikte konuşmayı çok arzulardım. Ama ne yazık ki iktidar, emeklilerimiz başta olmak üzere yanı sıra asgari ücretlilere zam vermeyeceğini de çok açıktan ifade etti. Bunu bilerek ve seçerek söylüyorum. Denilebilir ki iktidar çevrelerinden, hayır efendim emeklilere zam yapıyoruz, enflasyon farkını vereceğiz şeklinde bir yaklaşım içerisinde bulunabilir, ama bu gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Uğur, tablomuz şu. Şimdi iktidarın uzun yıllara dayalı uygulamaları içerisinde ne yazık ki toplumun diğer çalışan kesimlerinde olduğu gibi emeklilerimizin içinde de aslında eşitsizliğin ve adaletsizliğin çok yüksek miktarda yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Bunu neden söylüyorum? Memur emeklisini, işçi emeklisini, Bağkur emeklisini,
Dul ve yetim aylığı alan yurttaşlarımızı hiç Ya. geliri olmayan insanlarımıza kırdıran bir sistem içerisinde yaşıyoruz. İki, uzun yıllardır biliyorsunuz bir kök maaş tartışması var emeklilerimizde. Emeklilerimizin çok geniş bir kesiminin kök maaşının kaç lira olduğunu dahi bildiğini düşünmüyorum. Çünkü bilmiyorlar. O nedenle enflasyon farkı oranında verilecek %24 yuvarlayarak söylüyorum SSK ve Bağkur emeklilerine, %19 civarında memur emeklilerine verilecek zam tümüne yansıyacağı anlamına gelmiyor ne yazık ki. Kök maaşları düşüktü. Hazine yardımlarıyla bunlar önceki yıllarda en az 7.500 liraya ve geçtiğimiz yılda 10.000 liraya tamamlandı. O nedenle emeklilerimizin bugün bizden beklediği oransal bir artış değil. Öncelikli olarak emeklerimizin insan onuruna yaraşır bir maaşa getirilmesi lazım. Komisyon sırasında elbette hak arama anayasada güvence altına alınmış bir kurum olduğu için biz muhalefet partilerinin temsilcileri olarak komisyonda emeklerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için her türlü girişimi yapacağız. Ama bu dilekçelerin incelenmesi, işleme konulup konulamayacağı, hükümete yönelik olarak tavsiye kararlarının alınıp alınamayacağı bir yığın alt başlıkları var. O nedenle de zamana yayılacak bir çalışmadır. Ama buradan seslenmek isterim. Aslında Buyurun. bizim bir şey söylememize gerek yok. Emeklilerimiz tablosu, hali, endamı ortadadır. Milyonlarca insanımız feryat içindedir. Az önce siz emeklilerimizle yapılan kısmi röportajları paylaştınız halkımızla. O nedenle bizim talebimiz şudur. Birinci talep, oransal bir artış yerine emeklilerimizin maaşını en az asgari ücret düzeyine getirmektir. Bu yardımlarla değil, kök maaşlarında bu düzenleme yapılmalıdır ki izleyen yıllarda oransal artışlarda bu adaletsizlikten sıyrılsınlar. İkinci talebimiz, asgari ücret dediğimiz zaman bugünkü asgari ücreti savunduğumuz düşünülmemelidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanımız da dün grupta yapmış olduğu seslenişinde ifade etti. Asgari ücretin de en az 25 bin lira düzeyine getirilmesini savunuyoruz. O nedenle eşgüdümlü olarak bir, asgari ücret 25 bin liraya mutlaka yükseltilmelidir. İki, en düşük emekli aylığı 25 bin lira olan asgari ücret düzeyine getirilmelidir. Talepler bununla mı sınırlı? Hayır. Emeklilerimizin dilekçe komisyonumuza vermiş olduğu başvurularında çok sayıda başlıkta yer almakta. Yıllardır kangren olan intibak yasasının çıkartılması, Evet. emeklilerimiz arasında eşitsizliğin ve adaletsizliğin giderilmesi, yanı sıra emeklilerimizin sendikalaşması önündeki engellerin tümüyle ortadan kaldırılması, bu yönüyle toplu iş sözleşme görüşmelerinde ya da toplu sözleşme görüşmelerinde ne yazık ki orada farklı farklı kavramlar da var. Emeklilerimizin mutlaka masanın oturan konumunda olması, dul yetim maaşlarının belirlenmesi sırasında da mutlaka bu insanlarımızın haklarının, menfaatlerinin savunulması ve mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili çok ciddi taleplerimiz var. Sayın Nur, AKP 2002 yılında iktidara geldi. Bugünlerde çok farklı bir algıyı yönetiyorlar. Sanki 14-28 Mayıs tarihinde yapılan genel ve cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidara ilk defa gelmiş, elinde bir enkaz, ekonomik enkaz bulmuş bir iktidar gibi davranıyorlar. Oysa bu gerçeği yansıtmıyor. AKP tam 22 yıldır iktidardadır ve bütün bu olan bitenlerin sorumlusu bireysel olarak şu bakan, şu kurumun temsilcisi vesaire değil. Ben ekonomistim, ben ekonominin kitabını yazdım diyerek ülkemizde bu ekonomik politikaların baş mimarı olan AKP'nin genel başkanıdır. O nedenle 2002 yılında bir emekli maaşı, en düşük emekli maaşı asgari ücretin %40 fazlasıyken 22 yıl sonra geldiğimiz noktada en düşük emekli maaşı mevcut asgari ücretin yaklaşık %60-65 oranında gerisinde kalmıştır. O nedenle hayaldi gerçek olduğu sloganları üzülerek söylüyorum ki bu yönüyle ülkede yüzü gülmeyen insanları yaratarak milyonlarca insanımızı yokluğa, yoksunluğa ve yokluğa sürükleyen bir noktaya geldi. Bu mücadeleyi taçlandıracağız. Sürdüreceğiz, alanlardayız, emeklilerimizle, emekçilerimizle her aşamada mutlaka mücadelemizi sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz. Genel başkanımızın da ifade ettiği üzere ya
insanlarımızı huzur içinde, refah içinde bir geçim standartlarına kavuşturacağız. Ya da hiç beklemeksizin, tereddüt etmeksizin ben ona bir cümle daha ilave etmek Buyurunuz. istiyorum CHP milletvekili olarak. Gerekiyorsa parlamentoyu boşaltmak, sineyi millete dönmek dahil seçeneklerini de devreye sokarak derhal seçimin ülke gündemine gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Arslan, şunu sormak istiyorum size. Yaptığınız mitinglerde, işte emekli mitinglerinde, eğitimle ilgili mitinglerde, Rize'deki mitinglerde vatandaş size nasıl geri bildirimde bulundu? Kendilerini kucaklayacak bir el, bir dal aramaktadır, sığınacak bir liman aramaktadır. 31 Mart seçimlerinde bu elin, bu dalın ve bu limanın Cumhuriyet Halk Partisi önderliğinde tüm toplumsal muhalefetin örgütlenerek bir yürüyüş, bir yolculuğa çıkılması gerektiği mesajı çok açık bir biçimde verilmiştir. Cumhuriyet Halk Partililer olarak da biz toplumumuzun omzumuza yüklemiş olduğu bu tarihsel misyon ve sorumluluk duygusu içerisinde yolculuğumuzu onların çıkarlarını, menfaatlerini korumak üzere sağlayacağız. Sayın Nur, size ne söylüyorlar demiştiniz. Evet. Bir örnekleme yapmak isterim. Bunu da üzülerek, utanarak söylüyorum. Bir emeklimizle yaptığımız sohbetimizde bana şu cümleyi kurmuştu. Kahveye gittiğini, kahveye giderken evden çıktığında ağzına bir diş sarımsak alarak gittiğini ifade etmişti. Ben de dedim ki ya amca niye böyle yapıyorsun? Dedi ki kahveye oturduğumda o sarımsak kokusundan rahatsız olsun, kimse yanıma oturmasın da bir çay ısmarlamak durumunda kalmayayım. Şimdi içine düştüğümüz tablo bu. Köylüye gidiyoruz, çiftçiye, hayvan üreticisine gidiyoruz, benzer sorunlar var. Çalışan kesimlerde çok ciddi sorunlar var. İşsizlik bu ülkemizin bugün oranlar açıklandı, gerilendiği söyleniyor. Gizli işsizliği kimse konuşmuyor. Bugün üniversitelerimizde okuyan milyonlarca öğrencimiz, gencimiz var. Bu çocuklarımızın geleceğine dair kimse konuşmuyor. Atanmayan insanlarımıza bu ülkenin kadrolarına, niteliklerine dair kimse bir şey söylemiyor. Esnafımız kepenk kapatma noktasına gelmiş, kiralar almış başını gitmiş, elektriğe yapılan zamla ödeyeceği doğalgazın, elektriğin, kiranın altından kalkamıyor. Halk Bankası bir günde almış olduğu kararla var olan esnafa vermiş olduğu kredi faiz oranlarını bir anda iki katına, üç katına çıkarmış durumda. Esnaf odalarının ayağa kalkmasını istiyoruz, talep ediyoruz, bekliyoruz. Sendika konfederasyonları gün bir deklarasyon yayınladılar. İzleyen günlerde eylemliliklere dönüştüreceğini umuyor ve bekliyorum. O nedenle toplumun çok geniş kesimleri eğitiminden sağlığına, yaşlısından gencine, üreteninden tüketenine kadar ne yazık ki milyonlarca insanımız mutsuz, umutsuz, insanlarımızın hayallerini çaldılar. Bize düşen görev o umudu yeşertmektir. O heyecanı, o çaresizliği ortadan kaldırarak mutlu geleceği inşa etmektir. Ben bütün toplumsal kesimlerle bunu yaratacağımızı, mitinglerde de bunun geliştirilerek, güçlendirilerek sürdürüleceğini düşünüyorum. Yoksa hani anlatmak isteyeceğim çok anekdot var ama gerçekten duygusal anlar o insanlarımızın onuruyla kimsenin oynamaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Haklısınız. Haklısınız. Sayın Arslan, erken seçim konusunda Özgür Özel'in yerel seçim sonrasında yapmış olduğu açıklamalar vardı. Sayın Özel şunları söylemişti. Yani biz emanet oyları aldık, yerel seçim için aldık bu oyları. Genel seçime bunları çevirirsek halkın bize olan güvenine haksızlık etmiş oluruz diye bir ifade vardı. Ancak gelinen noktada ya geçim ya seçim noktasına gelindi. Bu süreçte ne değişti 31 Mart'tan bugüne kadar? Şimdi genel başkanımız aslında çok doğru bir stratejiyle 31 Mart'ta aldığımız sorumluluk birinci parti olma koşulu ki sizler de biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Orada öz eleştiri anlamında bizim kendi siyasal eksiklerimizi de biz masaya yatırıyoruz. Genel seçimlerde 1977'den sonra ilk defa birinci parti olma, yerel seçimlerde de 1989 SHP rüzgarından sonra uzun yıllar sonra ilk defa yine birinci parti olmak sorumluluğunu üstlendi. Genel başkanımız bu sorumluluk ve duygusu içerisinde kucaklayan, iletişim dilimini kullanan, iletişim kanallarını sürekli açık tutan, toplumdan bize verilen mesajları da doğru şekilde siyasal stratejiye dönüştürerek süreci yorumlamaya çalıştı. Ama aslında çok kısa süre içerisinde iktidarın
halkın 31 Mart'ta verdiği mesajları doğru algılayarak bir politik çizgiye evrilmesini beklerken ne yazık ki kısa süre içerisinde bu mesajları doğru okumadıklarını, herhangi bir ders çıkarmadıklarının ortaya çıkması ve toplumsal kesimlerin de çok ciddi anlamda sorunlarla baş başa kalması seçimi dayatır hale gelmiştir. Şimdi normalde çağdaş demokratik ülkelerde Sayın Uğur anımsayacaksınız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edildiği referandum öncesi propagandalarda ve sonrasındaki propagandalarda iktidar çevrelerinin kullandığı önemli bir argüman vardı. O şu, demokratik parlamenter sistemde güven oylaması, genç soru vesaire denetim kanalları meclisin daha etkin ve işlevlerinin ortadan kaldırıldığı eleştirilerimize karşı iktidar mensupları savunurken şunu söylemişti. Ya güven oyu dediğiniz mecliste olmayacak, biz güven oyunu halktan alıyoruz artık bu sistemde demişlerdi. 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 10 ay geçtikten sonra o ki hakem halkımızdır, o ki egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. 31 Mart'ta iktidar halktan da güven oyunu kaybetmiş. Dolayısıyla önümüz sürece baktığımızda Sayın Genel Başkanımız şu duyguyu ifade etmişti. Sizin de söylediğiniz üzere evet biz halkımızın bize vermiş olduğu o krediyi aldık. Bunu doğru şekilde kullanacağız. Eğer halkımız erken seçim talebini güçlü bir şekilde seslendirirse de seçim kaçınılmaz hale gelir diye. Şu anda tam da bunu yaşıyoruz. Ben Sayın AKP Genel Başkanı'nın tekrar aday olmak istediğini düşünüyorum yeni dönemde. Bunun olabilmesinin iki koşulu var, iki seçeneği var. Ya anayasayı değiştirirsiniz, mevcut aday olma koşullarını, dönemini ve seçilme şartlarını değiştirirsiniz. Ya da mevcut yasaya göre, onlara göre üçüncü, ne yazık ki bizlere göre yine anayasa ayaklar altına alınarak dördüncü kez aday olmasının önünü açan bir süreç yaşıyor. O nedenle iktidar çevrelerinin yeniden aday olması penceresinden baktığımızda birazcık toparlandıktan sonra yani benim öngörüm 2027 yılında erken seçime gitmeyi öngördüğünü düşünüyorum. İktidar çevresinin sözcüleri de zaten ya bizim literatürümüzde erken seçim yok mu, biz muhatap biz değiliz diyorlar. 2027'ye doğru evrebilirler. Ama bize düşen görev bence toplumsal muhalefet lokomotif partisi olarak toplumun tüm kesimlerinin de bize yöneltmiş olduğu bu sorumlulukla erken seçimi ya da süresinden önce yapılacak bir seçimi zorlamak, bunun koşullarını yaratmaktır. Elbette işin bir teknik yanı var. Mevcut yasaya göre erken seçim kararı alınabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sayısal yeterliliğimiz yok. Ancak siyaseten Cumhuriyet Halk Partililer olarak biz bunu sokakta, meydanda, caddede, kahvede, köyde, kentte halkımızla birlikte sürükleyerek bu ucube sistemden ve halkımızın içine düşürülmüş olduğu bu durumdan bir an önce kurtarılması için üzerimize düşen ne varsa hazır olduğumuzu, hazır olacağımızı ifade etmek isterim. Sayın Arslan, birkaç başlığımız daha var size sormak istedim. Mecliste miydiniz acaba? Bunu bir öğrenmek istiyorum. Şu anda değilim Şu anda mecliste. değilsiniz. Tamam. Evet. Peki. Çünkü bazen konuklarımız bu saatte bağlandığımız zaman hani mecliste olabiliyorlar. Hemen genel kurula yetişmek durumunda kalabiliyorlar. O nedenle böyle birazcık daha süreyi uzatmak istiyorum sizin de izninizle. Şöyle bir tablo da var karşımızda. Bir yandan öğretmenler dün barikat kuruldu. Evet. İşte bir yan 9. yargı paketi komisyona gelecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu komisyondan geçti. İşte genel kurul tartışmaları başladı. Şimdi bütün bunlar ortasında bir de anayasa tartışmaları gündeme gelirse ne olacak? Çünkü işin ucu dönüyor dolaşıyor bu meclisteki sayısal çoğunluğa dönüyor. Orada bu tablo içinde anayasa değişikliği geldiğinde ne olacak? Nedir CHP'nin hazırlıkları? Şimdi bizim tavrımız son derece açık ve net Sayın Nur. Şimdi mevcut anayasa elbette 12 Eylül faşist cuntasının ortaya koymuş olduğu bir anayasa. Üzerinden çok uzun uzun yıllar geçti. Ancak elbette biz daha demokratik, daha çağdaş bir anayasanın olması gerektiğini yıllarca, on yıllarca savunduk. Parti programlarımızda bunlar yazılı olarak da belge olarak da bulunmaktadır.
Ama şuna dikkat çekmek isterim Sayın Nur. Mevcut anayasa 7 kısım 177 madde ve 16 geçici maddeden oluşuyor. 12'si AKP döneminde olmak üzere tam 20 kez değiştirilmiştir mevcut anayasa. Ki 12'sini AKP dönemini özel olarak vurgulamak isterim. Yine 177 maddemizin 120'si 16 geçici maddenin de 6'sı olmak üzere ki içinde birden fazla değiştirilen maddeler var. Bu maddeler tam 184 kez değişikliğe uğramıştır. Yani mevcut 12 Eylül 80 ürünü dediğimiz anayasa aslında bir evrilmeyle bugün AKP anayasasına dönüşmüştür. Şimdi buradan baktığımızda Türkiye'nin çok temel sorunları var. Başta ekonomik, sosyal sorunları olmak üzere. Şimdi ben sormak istiyorum. Anayasayı da yenilemeliyiz, değiştirmeliyiz, yetmiyor artık işte şu diyorlar, bu diyorlar vesaire. Anayasamızın hangi maddesi işsizlikle mücadelesinde engel oluşturmaktadır? Anayasanın hangi maddesi emeklerimize, insan onuruna yaraşır maaş verilmesine engel teşkil etmektedir? Anayasanın hangi maddesi milyonlarca başta öğretmenlerimiz olmak üzere atanmayı bekleyen değişik alanlarda nitelikli gençlerimizin atanmasının önünde engeldir? Anayasanın hangi maddesi Türkiye'nin üstünlerin hukuku değil de hukukun üstünlüğünü engel pozisyondadır? Bu örnekleri çoğaltabiliriz. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak başından beri sergilediğimiz tutum şudur. Biz mevcut anayasayı, anayasa hükümlerini, Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu kararların uygulanmadığı, uygulatılmadığı bir düzende iktidar partisiyle görüşülecek hiçbir anayasal görüşmemiz söz konusu dahi olamaz. Biz öncelikli olarak anayasanın etkin kılınmasını, hakim kılınmasını istiyoruz. Neden? Burcanım, anayasamıza göre cumhuriyetimizin nitelikleri var. Tanımlanmıştır, çok açıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir ve kuvvetler ayrılığı ilkesine göre anayasada yine belirtildiği üzere yönetilmesi gerekmektedir. Diğer yandan da yine anayasamızın başlangıç bölümünde hüküm altına alındığı üzere egemenlik kayıtsız ve şartsız millete aittir. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle kullanılmaktadır. Peki baktığımız zaman bu böyle midir? Ne yazık ki böyle değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhatap olacağınız bakan yok. Ben onlara uzaktan bakanlar diye sesleniyorum. Yani atamayla gelen memurlar muhatabınız yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denetim yollarınız tıkalı. Yanılmıyorsam geçtiğimiz yıl Millet Meclisimizin açıldığı günden bu yana fiili olarak gündeme gelen 300'ü aşkın araştırma önergesi oldu. Tamamı ne yazık ki Cumhur İttifakı'nın ortakları tarafından reddedildi. Yazılı soru önergeleri veriyorsunuz. İşte geçtiğimiz günlerde haber olarak sunuldu. Sizler de paylaştınız. Binlerce soru önergesine yanıt dahi verilmiyor. Anayasa oralarda da ayak altına alınıyor. Geçtiğimiz günlerde yine biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu karara karşı diğer alınan kararlar, Can Atalay davasında verilmiş olan kararlar ya da hukuk devletini örseleyen, gerileten anlayış içerisindeki yaklaşımlar. Hatta madde madde sıralarsak geçtiğimiz günlerde Sayın Cevdet Akay uzun 20 metrelik bir liste yayınlamıştı. Büyük Millet Meclisi'nde anayasanın uygulanmayan maddeleri diye o listeyi açsak inanın 20 metrelik bir listede orada gerçekleşir. O nedenle bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak tavrımız net. Uzattığımın farkındayım. Estağfurullah. Ama anayasanın bir de teknik yanı var. Anayasayı değiştirebilmenin iki yolu var Sayın Uğur. Bir, ya 360'ı bulacaksınız, referanduma götüreceksiniz ya da 400 sayısına ulaşıp doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasayı değiştireceksiniz. Şimdi Cumhur İttifakı içerisinde yer alan partilerin meclisteki sayısal tablosu yeniden Refah Partisi'ni dışında tutarak söylüyorum 320. Dolayısıyla en azından referanduma taşınmak için ihtiyacı olan 40 civarında milletvekili sayısı var. Meclisten çıkarayım derse de sayı daha da artıyor doğal olarak 80'e yükseliyor. Meclis aritmetiğinde bunu sağlanmak çok kolay olmayacaktır iktidar çevreleri açısından. O nedenle biz anayasa değişikliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı son derece açık ve net. Önce mevcut anayasanın kurallarına kaldı ki ne istediler de bu halk onlara vermedi.
Dediğim gibi 12'si AKP döneminde değişti ve bu 177 maddenin 120'si 184 kez değişti. Şimdi Peki. AKP neyi eksik görüyor acaba da hala yeni anayasa, yeni anayasa tartışması yapıyor. Bu da bu konular açık ve nettir bizim penceremizden. İzleyen gelişmeleri de hep birlikte gözlemleyeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Arslan değerlendirmeleriniz için. Teşekkür ederim. İyi Saygılar çalışmalar sunarım. diliyorum. Saygılar Sağ olun. bizden.